Parçadaki altı çizili ifadelerden hangisi eylemsi değildir? Arkadaşlar, mame, dış iş, makmek eklerine isim fiil ekleri, an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş eklerine sıfat fiil ekleri denir. Sıfat fiil eklerinden olan mez, ar, dik, ecek, miş ekleri yüklemlerin son sözcüğünde yer aldığında genellikle kipeki ya da ek fiil olur. Yani bu durumda bu ekler sıfat fiil eki olmaz. Bu ekler yüklemlerin dışındaki sözcüklerde yer aldığında ise sıfat fiil eki olur arkadaşlar. Ayrıca makta ve mekte ekleri yor veya ar yani şimdiki zaman veya geniş zaman anlamlarını karşıladığı için bunlar fiilimsi eki değildir. Bunlar kip ekidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi parçadaki altı çizili ifadelere bakalım ortaya koyan ifadesindeki an en eki sıfat fiildekidir. Dolayısıyla bu bir sıfat fiildir. Bu nedenle bunu geçiyorum. Göstermektedir sözcüğü içinde bulunduğu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemde geçen mekte eki yor anlamına geldiği için bu yüklem aynı zamanda bir fiildir. Yani fiilimsi değildir. Bu nedenle bizim cevabımız 3 numaralı ifade yani C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer ifadelere bakalım taşıdığı sözcüğü içinde bulunduğu cümlenin yüklemi dışında yer aldığı için bu sözcükteki dık dik eki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bunu da geçtim. Gelecek sözcüğünün yer aldığı cümlenin yüklemi vermiştir fiilidir. Gelecek sözcüğü bu cümlede yüklemin dışında bir sözcükte yer aldığı için acak ecek dediğimiz sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bunu da geçtim. Kullanmayı sözcüğündeki mame eki ise olumluluk bildirdiği için isim fiilekidir. Yani bu da bir fiilimsidir. Bunu da geçtim. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.